arkadaşlar yorum videolarına devam ediyoruz. Bir arkadaşımız var, Dogo Argentino evde videosuna yorum yazmış, Uğur diye. Benim de dogom var. Benim yediğim yemeği bırak, masada yemek yerken gider köşede yatar, yanıma bile gelmez. Köpekte eğitim sıfır, köpeğin ağzından bir şey yenmez. Bu ne pisliktir ya diye bir şey yazmış. Ben bu arkadaşa hani şu şekildeyim, ben köpeğimi köpek olarak görmüyorum kesinlikle. Ben köpeğimi bir arkadaşım olarak görüyorum, bir kardeşim olarak görüyorum. Yeri geldiği zaman sırdaşım olarak görüyorum. İnanın arkadaşlar, bir spor yürüyüşü yaptığımız zaman, bir içme suyu aldığım zaman köpeğime de içiriyorum, kendim de içiyorum. Bundan tiksinmiyorum. Tiksinilecek çok şey varken kendi köpeğimden hayatta tiksinemem. Ben köpeğimi farklı bir gözle görüyorum. Bunun gibi yorumları da yapan insanları da engelliyorum. Çünkü ben hayatımı onunla paylaşıyorum. Onun yediği bir şey, söylediğim size, İşleri hani şöyle salyası düşmüş, bunu yemiyorum ya da bunu içmiyorum. Normal bir şey, her şeyimi paylaşabiliyorum ben köpeğimle. Ben bu şekilde bakıyorum. Bunun gibi yorum yapan insanları da, köpek beslemeden ya da köpek beslediğini zanneden insanlar, evde bir tablo, resim gibi köpek besleyen insanları da biliyorum. Biz böyle bir insanlar değiliz. Bize hayatımızı paylaşıyoruz. Ekmeğimizi paylaşmamız bile normal yani. Bana öyle geliyor. MX diye bir arkadaşımız yazmış. Abi fazla saldırgan yetiştiriyorsunuz. Adamı tutsa sen olmasan yanında adamı yer. Köpek bodyguard eğitim bir videomuz vardı. Onun altına yazmış bu arkadaşımız. Arkadaşlar şu şekildeyim. O videodaki arkadaşımız normal insan standartları dışında farklı hareketler yaptığından dolayı işte Cane Corse Areş'le Dogo Argentino Buz ona karşı agresifleşiyorlar. Çünkü biz onları eğitirken böyle anormal, değişik hareketler yapan, işte elinde sopa olan tarzı kişilere karşı ister istemez bu hayvanlar agresifleşti. Çünkü biz öyle bir eğitim verdik. Normal olarak hiçbir insana kesinlikle saldırganlığı yok. Saatlerce sevebilirsiniz. Yeni gün yeni oyun diye bir arkadaşımız var, yorum yazmış. Abi ben daha yeni 2 tane yavru Dogo Argentino aldım. Bakmam için birazcık tavsiye alabilir miyim? Yeni gün şu şekildeyim sana. Kesinlikle köpeklerinin aşılarını yaptır. Aşılarından vazgeçme. Mama olarak maddi imkanın yüksekse Taste of the Wild mamayı tercih ederim. Sürekli takviye gıdalar verdiririm. Başka bir arkadaşımızın yorumuna geçiyorum. Oktay Sümer arkadaşımız da bir Dogo Argentino evde videosunu yorum yazmış. Bende de kedi var. Dönerseyi söyleyince o da bu şekilde yanıma geliyor. İçindeki bütün etleri kediye atıyorum. Geri kalanını ben yiyorum neredeyse. Biz de tamamıyla ekmeğimizi veriyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Başka bir arkadaşımız Koko'nun İspanya diye arkadaşımız yorum yazmış. Reis buzu bir dişi Dogo ile çiftleştir, iyice saldırgan olmuş. Şöyle diyeyim arkadaşım, buzu yakın zamanda çiftleştirmeyi planlıyorum. Fakat buz gibi SCR'li, kaliteli bir Dogo ile çiftleştirmeyi planlıyorum. Yaşı da 18, 19, 20 aylık olduktan sonra çiftleştirmeyi planlıyorum. Çiftleştirme planım öyle diyebilirim. Çok saçma sapan yorumlar var arkadaşlar. Okuyunca gülüyorum. Çoğunlukla da işte böyle saçma sapan yorumları bu şekil bilgisayar başında oturduğum zaman, işte telefonla incelediğim zaman bu insanları tamamıyla engelliyorum. Bir daha kanalımıza ulaşamıyorlar. Crazy Gamer diye bir arkadaşım yazmış. Dogo Argentino almayı düşünüyorum ve apartmanda yaşıyorum. Uygun mu? Ve dogolar için en fazla evde kaç saat kalıyor diye. Arkadaşlar ben bununla alakalı video paylaştım. Dogo Argentino ev hayatına uygun. Fakat nasıl uygun? Şu iki ildiğim size. Bir bahçeniz olur. Çiftlik evi tarzında. Böyle bir yerde uygun. Ama normal apartman tarzında, işte müstakil ev tarzında, ufak villa bahçeli tarzında bence buralarda Dogo Argentino bakılmamalı. Bazen hani ben de bununla alakalı videolar çekiyorum, yorumlar yapıyorum. Kendim de besliyorum işin açıkçası. Ev hayatına uygun olan köpekler küçük ırklı köpeklerdir. Büyük ırklı köpekler Dogo Argentino dediğimiz bir av köpeği. Bu da bence köy, çiftlik tarzı yerlerde bakılması gerekiyor. Çünkü günlük en kötü 15-20 kilometre bu hayvanın hareket etmesi gerekiyor. Gerçekten ben de bunu seyir ortamında yapmaya çalışıyorum. Fakat bu hayvanın sürekli serbest kalıp bu şekilde olması gerekirken biz onu ev ortamına hapsettiğimiz zaman iyi olmuyor. Ev ortamında da hani genel anlamda şu şekildeyim, Dogo ile alakalı değil. Ev ortamında köpeğin ufakken bakılıyor fakat büyüyünce İster istemez tuvalet vakitleri geliyor. Eve yapmak istemiyor. Bunun için de hani köpek tuvaletini tutar. Bir gün de tutabilir. Fakat bu tuttukça insanlarda olduğu gibi hastalıklar da çıkıyor. İşte böbrek taşları, böbreklerinde zararlar oluyor. İşte bağırsaklarında problem oluyor. Yani mümkün oldukça evde tek kalmamalı köpek. Gün içerisinde 2-3 yani minimum 2-3 defa dışarı çıkartılmalı. Cihan Eren Demir arkadaşımız yazmış. Domuz avına çık buzla. Arkadaşlar böyle bir niyetim var. Bazı ava giden kişilerle paylaşıyorum. Konuşuyorum, sohbet ediyorum. Allah kısmet ederse ava götürmeyi planlıyorum. Fakat buz bu av için fiziki yapıda gelişmesi biraz daha ön plana atmamız gerekiyor. Bunun için de spor olaylarını bayağı bir ilerlettim. Misafir edip davet eden olursa da yarın gideriz yani domuz avına. Ramazan kalır diye bir arkadaşımız yorum yapmış. Ares'in sahibi kim? Ares'in sahibi Eren diye bir arkadaşım. Aynı mahallede, semtte oturduğumuz bir arkadaşımız. Ramazan kalır yine bir yorum yazmış. Her gün 2 video at. Mümkün oldukça, müsait oldukça sürekli videoları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Barış Hacı Salioğlu, Rot canavar bir köpek, aşırı sert köpekler kesinlikle yazmış. Arkadaşlar Rottweiler yakın koruma köpeği, onu diyeyim. İlk beslediğim köpek de Rottweiler. Yani beni köpeğe bağlayan ırk Rottweiler'dır. Rottweiler'ı beslemek bence bir ayrıcalıktır. Yani imkanınız varsa kesinlikle bir Rottweiler'ınızla, yani Rottweiler'ınız olsun dilerim. Cemeren Comart orman videomuza yorum yazmış. O kadar fazla sigara içersen çıkamazsın. Az su iç, sigarayı az iç yazmış. Doğru diyorsun. Sigarayı bırakmak gerekiyor. Ormanda falan böyle geziler, yürüyüşler yaptığımız zaman bir gezimiz zaten bizim aşağı yukarı 15-20-30 kilometre sürüyor. Bu gezilerde gerçekten sigara insanı bitiriyor. Sigaranın zararlarını anlıyorsunuz. Semih Güven orman videosuna yorum yazmış. Abi keneller saldırmıyor mu bunları ormanda? Şu şekildeyim Semih. Şu zamana kadar hiç buzda kene görmedim. Çünkü ben dış parazitlerin zamanında yaptırıyorum. Dediğim gibi yıkamalarda da elma sirkesini eksik etmiyorum. Bu soğan 14 aylık, bir kere olsun üstünde kene tarzı, böcek tarzı bir şey görmedim. ED diye bir arkadaşımız var. Abi senin köpeğin SCR'li mi Safkan mı? Benim köpeğim her ikisi de SCR'li ile Safkan demek bir demektir. Safkan denilen köpeğin de SCR'si olur arkadaşlar. Belgesi olur. Furkan Köpek Parkı'nda videosuna yorum yazmış. Rottweiler kaç aylık abi yazmış. Köpek Parkı'ndaki Rottweiler arkadaşlar hatırlamıyorsam 2 ya da 4 aylık civarındaydı. Bu yorum videomuzu da bitiriyorum. Bir sonraki yorum videosuna sizleri bekliyorum. Mümkün oldukça artık böyle yorum videoları paylaşacağım sizlerle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu bekliyorum.